Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi 2 şiş, 2-3 yaş aralığındaki çocuklarımız için bot patik modeli anlatacağım. Çok hoş, çok şık, eminim çocuklarımız, kızlarımız çok sevecek, çok beğenecek. Erkek çocukları da olur, kız çocuklarına da olur. Kesinlikle tavsiye ederim, hem farklı. Tamamen haroşadan oluşuyor, sağ ayak ayrı, sol ayak ayrı örülüyor üst kısmı. İkisini de anlatacağım videoda, ikisini de anlatacağım inşallah. 2-3 yaş için 60 ilmek atarak başlayacağım. Siz 1-2 yaş aralığında örmek isterseniz 4 ilmek eksik. Daha büyük yapmak isterseniz de 4 ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz. İp olarak bu sefer patik ipi değil de nako pırlanta ile öreceğim. Şiş olarak da 3 numara şişle öreceğim inşallah. Bir de bize şöyle sağ ayak ayrı, sol ayak ayrı olacak ve üzerine şöyle iki tane sağ ayak için bir, sol ayak için de bir tane düğme dikeceğim. Bu rengi, bu pembeyi yakıştırdığım için pembe ince düğme kullanacağım inşallah. Evet, şöyle malzemelerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tek sayı şişime 60 tane ilmek atıp döneceğim. Bu şekilde ilmeklerimizi atalım. Evet, şişime 60 tane ilmek attım. Şöyle çevirdim. Şu iki ipi birbirine bağlayayım, açılma yapmasın. Taban kısmından başlayacağız. Yukarıya doğru öreceğiz. Taban artırması yapmayacağım. Düz bir şekilde öreceğiz. Haroşaları ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son iki ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzeyim. İpim sol taraftaysa ön yüzeyim. Bir de alttan anlarsınız ön yüzde olduğumuzu. Evet, yine haroşa örerek ilerleyeceğim. Kenar düzgün olsun diye ipi kendime doğru alıyorum. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Bir süre geçiş hep bu şekilde olacak. Ön yüzde bir sıra haroşamız oluştu bile. 11 sıra haroşa olana kadar bu şekilde devam edelim. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 11 sıra haroşa olana kadar ördüm. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 10, 11 sıra oldu. Şimdi burun oyuntusu yapmaya başlayacağız. Sağ taraftan 28 ilmek, sol taraftan 28 ilmek ayıracağım. Ortada 4 ilmek kalacak. Siz farklı sayıda yaptıysanız ortada 4 ilmek kalacak şekilde ayarlayın. Sağ taraftan sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ve 28. 28 ve 29. ilmek arasına işaret koyuyorum. Siz işaretleyici yoksa çengelliğini de böyle yerleştirebilirsiniz ya da bir ipe düğüm atıp halka şeklinde böyle geçirebilirsiniz. Evet, sol taraftan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28. 28 ve 29. ilmek arasına işaretimi yerleştiriyorum. Evet, şimdi haroşa örerek ilerliyorum. Yirmi altı ilmek örelim. Bu ortadaki 4 ilmeğin öncesinde ve sonrasında eksiltme yapacağız. 26 ilmeğimi örüp döneceğim. Evet, işaretimin öncesinde 2 ilmeğim kaldı. 26 ilmeğimi ördüm. İşaretin öncesindeki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İşaretimi sol şişime geçiriyorum ve 4 ilmeğimi, ortadaki 4 ilmeğimi örüyorum.
2, 3, 4. 4 ilmekten sonra yine işaretimi sağ şişime geçiriyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. İşaretimizin öncesinde ve sonrasında eksiltme yaptık. Ortadaki 4 ilmeğimiz sabit kalacak. Haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Farklı bir burun oyuntusu yapacağız arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. Evet, eksiltme sıramızı tamamladık. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Evet, haroşa olarak örelim. İşaretlerimizi yine zaten sağ işimizi alacağız gelince. Sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüz sıramı tamamladım. Şimdi çevirdim. Ön yüzdeyim. Haroşa örerek ilerliyorum. Yine işareti koymuştuk. Ondan 2 ilmek öncesine kadar gelelim. Burada yine eksiltme yapacağız. Evet, işaretimizden 2 ilmek öncesine kadar örelim. Evet, 25 ilmek ördüm. 26 ve 27. ilmeğin ikisini bir örüyorum. İşaretimi sol şişime aktardım. Pardon, sağ şişime aktardım. Niye sol diyorum ki? Sonrasında ortada 4 ilmek sabit haroşamı örüyorum. İşaretimi sağ şişime aldım. Ve işaretten sonraki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve haroşa örerek desenimin ikinci, desenimin diyorum, patiğimin ikinci eksiltme sırasını tamamlamış olacağım. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladık. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, modelimin arka yüzünü tamamladım. Ön yüze geçtim. Üçüncü eksiltme sırasındayım. 24 ilmek öreceğiz. 25 ve 26. ilmeğin ikisini bir öreceğiz. Yani işaretimden 2 ilmek öncesine kadar örelim. Evet, 24 ilmek ördüm. Şimdi 25 ve 26. ilmeğin ikisini bir örüyorum. İşaretimi sağ şişime aldım. Ortadaki sabit 4 ilmeğimi örüyorum. İşaretimi sağ şişime aldım. Ve sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, hep bu şekilde eksiltme yapacağız. Ortadaki 4 ilmek sabit olacak. Her ön yüzde eksiltme yapacağız. 4 ilmeğin öncesindeki 2 ilmeği öreceğiz ve sonrasındaki 2 ilmeğin ikisini bir öreceğiz. Arka yüzde de hiçbir işlem yok. Bütün ilmekleri haroşa olarak öreceksiniz. Benimle aynı sayıda başlayanlar 11 sıra eksiltme yapalım. Bakın 1, 2, 3. yapmışız. Buradan da anlayabilirsiniz. 11 sıra eksiltme yapalım. Şişimizde de 38 tane ilmek kalana kadar eksiltmelerimize devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, bu aşamayı da tamamladım. 11 sıra eksiltmemi yaptım. Şişimde toplamda 38 tane ilmeğim kaldı. Evet, eksiltmelerimizi tamamladık. Artık işaretimizi çıkartabiliriz. Şöyle 10 sırada hiçbir işlem yapmadan haroşa öreceğiz. Dilerseniz böyle şöyle bu ilk ilmeğimize işaret koyalım. 10 sıra ördüğümüzü anlamak için. Anlarsınız ama buradaki son eksiltmeden sonra sayarsınız. Evet. Son eksiltmeden sonra 10 sıra
haroşa olacak şekilde örelim. Evet. Arka yüzden örüp geldiğimiz için bir sıra örülmüş oldu bile. Evet, 10 sıra haroşa örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, son eksiltmemizden sonra 10 sıra haroşa ördüm. Nasıl anlayacağım? Bakın. Şurada bakınca anlayabilirsiniz. Son eksiltmem, bakın burada ikisini bir örmüşüm. Ondan sonra haroşalar sayıyorum. 3, 6, 9, 10. Baştan sayarsam da belki karıştırırsınız. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 31 sıra olmuş. Şimdi şeklini vereceğiz arkadaşlar. 30 tane ilmeğimizi örelim. Evet, iki parça halinde öreceğiz. Şöyle saymadım ama birazdan sayacağım. Son 8 ilmek kalana kadar örelim. Üç, altı, yedi, sekiz. Evet, 30 tane ilmeğimi ördüm. Bu 8 ilmeği örmeyeceğim arkadaşlar. Bu 30 ilmeğimi 13 sıra olana kadar öreceğim. Dilerseniz bu 8 ilmeği başka bir şişe de aktarabilirsiniz, iğneye de aktarabilirsiniz ya da benim gibi üzerindeyken de örebilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bakın buradan ayrılıyor zaten, bilirsiniz artık. Dediğim gibi bir 13 sıra öreceğiz. 30 ilmeğimizi. 13 sıra örüp döneceğim. Dediğim gibi baştaki 8 ilmeği örmeyelim. Sadece bu 30 ilmeğimizi öreceğiz. Evet, 13 sıra olana kadar ördüm. Bakın bunu da geri başka bir şişe geçirdim. Şöyle son haroşa, bakın buradan devamından anlarsınız. Buradan yukarıdan 3, 6, 9, 12, 13 sıra ördüm. Ön yüzden de örelim, arka yüzden keseceğiz. Çünkü şöyle katlayacağımız için düzgün görüntü olsun. Evet, sıramızı tamamlayalım ön yüzden. Evet, ön yüzden ördüm. Şimdi çeviriyorum, arka yüzden ilmeklerimizi keselim. Şöyle ilk ilmeğimi yönünü çevirdim. Sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Ne sıkı ne geniş, nasıl ördüysek o şekilde ilmeklerimizi keselim. Evet, kesip döneceğim. Evet, ilmeklerimi kestim. İpimi uzun bırakıyorum ki dikeyim arkadaşlar en son. Şöyle uzun bıraktım ve kestim. Son ilmeğimin içinden ipimi geçiriyorum. Evet, şimdi bu parçayı öreceğiz. Şöyle arka yüzden başlıyorum çünkü ön yüzden devam ettirmiştik. Şöyle. Burada hemen bağlayayım ki sonra sorun çıkarmasın. İlk ilmeğimi bir düğüm attım. Haroşa olarak örüyorum. Çevirdim. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet. 8, 10 ilmek dedim sanırım ben. 8 ilmek arkadaşlar. 3, 6, 7, 8 ilmek.
Şimdi burada 4 ilmek artıracağız. Şöyle arkasını çevirelim. Arkayı çevirdim. Son 2 ilmek arasına bakın. Bu şekilde giriyorum. İlmek alıyorum. Sol şimdi aktardım. Yine sol son 2 ilmek arasına bakın. Bu şekilde giriyorum. İlmek alıyorum. Sol şimdi aktardım. 2 oldu. Son 2 ilmek arasına bu şekilde girip ilmek aldım. Şişime aktardım. 3 oldu. Son 2 ilmek arasına girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktardım. Evet, 4 ilmek artırmış olduk. 12 tane ilmeğim oldu. Haroşa ilerliyorum arka yüzden. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Burayı da 13 sıra öreceğiz arkadaşlar. Sıra haroşa olana kadar örelim. Sonra kesip dikeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi 13 sıra ördüm. Şuradan itibaren sayarsak 13 sıra oldu. Ön yüzden de ördüm, arka yüzden keseceğim. Şöyle son ilmeğimi örmemişim. Evet, ilmeklerimizi keselim. Keselim. İpimizi de biraz uzun bırakalım ki bu kısmı dikeceğiz. Sonrasını göstereceğim. Evet, şöyle beraber keselim. Şöyle fazla uzun kesmiyorum. Tamamdır. Sağ ayağı anlattım arkadaşlar. Şimdi size sol ayağın yapımını da anlatacağım. Çünkü sonra anlatınca bazı takipçilerim unutuyor ve aynısından bir tane daha örüyor bazen. Öyle olmasın, öyle sorunlar olmasın diye şimdi anlatacağım. Şöyle birazdan dikeceğiz. Şöyle sol ayak içinde ne yaptım? 11 sıra haroşa ördüm. 38 ilmek kalana kadar burun kısmında eksiltmemi yaptım. Sonra 10 sırada artırma eksiltme yapmadan, hiçbir işlem yapmadan devam ettim. Diğerinde ilk önce 30 ilmeği 13 sıra örmüştük. Burada da 8 ilmeği önce öreceğiz. Sonra 30 ilmeği öreceğiz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğimi ördüm. Şöyle çeviriyorum arka yüzden. Başka şiş de alabilirim. Şöyle. Aynı renk olsa iyi olurdu ama. Burada hemen bu kısımda artırma yapacağım arkadaşlar. 4 ilmek artırmıştık hatırlarsanız. Bu sırada hemen arka yüzde artıralım. Bu 2 ilmeğin arasından ilmek aldım. Sol şişime aktardım. Son 2 ilmeğin arasından ilmek aldım. Sol şişime aktardım. 2 oldu. Son 2 ilmek arasına girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktardım. 3. Son 2 ilmek arasına girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktardım ve örgüme devam ediyorum. Şöyle çıktı. Evet. 13 sıra haroşa öreceğiz. Sonra arka yüzden keseceğiz. Evet, 13 sıra öreceğiz. Arka yüzden keseceğiz. Kestikten sonra
buradaki 29 ilmeği şöyle 3, 6, 29 muydu, 30 muydu hatırlayamadım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30. Evet 30'muş. 30 ilmeğimi de ipimi buraya bağlayıp öreceğim. 13 sıra öreceğim. Yine arka yüzden keseceğim. Dikimi de aynı şekilde oluyor zaten. Diğerini dikince anlarsınız bunu nasıl dikeceğinizi. Evet şöyle diğerine geçelim. İğneme buradaki ipimi geçirdim arkadaşlar. Şöyle düz taraftan dikeceğim. İkiye katlıyorum. Şöyle tutuyorum. Bu tarafa geçiyorum. Uç kısımları ilk önce. Evet. Burayı arka yüzden dikelim arkadaşlar. Çünkü katlayacağız. Onu unuttum ben. Şöyle arka taraftan 13 sıra haroşamızı arka tersinden dikelim. Şöyle geri ters yüzünü çevirdim. Hatta şöyle çevireyim ki daha rahat olsun. Şöyle. Haroşa olduğu için arka yüzü, ön yüzü sadece başlangıç ve bitişinden anlıyoruz. Şöyle geri bu tarafa geçiyorum. Evet. Şöyle çektirip karşıdaki haroşa teline bu şekilde giriyorum. Sonra buradaki tam karşısındaki haroşa teline böyle giriyorum. Dikişimiz düzgün olsun diye. Bir sonraki haroşa teline giriyorum. Buradakine karşılıklı haroşa tellerini alarak şöyle 13 ya da 14 haroşa telini bu şekilde dikelim. Sonra öbür tarafını dikeceğiz. Evet, 13 ya da 14 teli dikelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 14 haroşa sırasını bu şekilde arkadan diktim. Şöyle çeviriyorum ön yüzünü. Düz taraftan dikeceğim. Şöyle. Şöyle tutayım. Evet, şuradaki haroşa teline giriyorum. Karşılıklı. Şöyle alarak dikelim. Şöyle biraz çektirince şeklini alıyor. Evet, bu şekilde topuk arkasına kadar dikelim. Sonrasında şöyle burun ucunda 1,5 parmak kalana kadar şöyle şuraya kadar gelelim. Burayı büzdürerek evet, bu alt kısmında dış telleri alarak bu şekilde diktim. Onu da söylemeyi unuttum. Bu şekilde diktim. Son 1,5 parmak şöyle göstereyim. Kalana kadar diktim burun kısmında. Burada da dış telleri şöyle alarak dikelim. Bir tane atlıyorum, ikinciye batıyorum. Bir tane atlıyorum, ikinciye. Bu şekilde. Girip büzdüreceğim. Şöyle çektiriyorum. Şeklini aldı. Şöyle biraz sıkılayacağım buradan. İçe girip içeriden düğüm atıyorum. Evet. Burayı tamamladık. İçeriden düğüm attıktan sonra ipimi kestim. Şimdi bu kısmı dikeceğim. Burada da uzun ip bırakmıştık. Şu şekilde katlıyorum. Evet, bu şekilde katladım. Şöyle şurayı da biraz içine alacak şekilde dikeceğim. Bu şekilde. Bu kısa olan
kısım altta kalacak. Burada 4 ilmek artırmıştık hatırlarsanız. Şöyle üzerine geçireceğim. Yani şöyle tutuyorum. İğneme ipimi geçirdim. Şöyle aralıklarla dikiyorum. Çok çektirmeden. Çok zemine de inmiyorum arkadaşlar. Şöyle çok zemine de inmiyorum. Yapışmış gibi dursun diye. Çok çektirmiyorum daha. Şöyle. Serbest dursun. Bu kısmı şöyle üzerine alıyorum. Şöyle öbür taraftan gördüğünüz gibi çıkıyorum. Şöyle. Evet, şöyle şuraya da görüntü güzelleşsin. Evet, tamamdır. Buradan iç kısma girip düğüm atıp ipimi keseceğim. Şöyle bu kısma, ön kısma da bakın buraya da bir tane düğme dikebilirsiniz. Üst üste 3 tane de dikebilirsiniz. Uç kısmına bir tane de dikebilirsiniz. Size kalmış. Ben buraya düğmemi dikip döneceğim. Evet. Gördüğünüz gibi düğme de diktim. Çok hoş, çok güzel oldu. Şekilde. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olursunuz. Sol ayağı da aynı şekilde yaparsınız arkadaşlar. Zaten bundan anlamışsınızdır. Buranın yapımında gösterdim zaten. Böyle bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Eğer ki şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.